Evet, bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir açıklama yapacak. Hemen canlı yayında ekranınıza getiriyoruz. Güçleri her şeye hazır. Ve bu da tüm ilgili taraflar için ve dünya için de olumlu bir şey. Hiçbir Amerikalı veya hiçbir Iraklı vatandaşın hayatını kaybetmedi. Çünkü gerekli önlemler alındı. Caydırıcı kuvvetler ve önleyici sistemimizde son derece başarılı bir şekilde devreye girdi. Amerikalı üniformalı kadın ve askerlerin cesaretini takdir etmek istiyorum. 1979'dan bu yana İran'ın Orta Doğu'daki istikrarsız eylemleri tolere edildi ve İran terörizmin öncü lideri oldu ve nükleer silah tehdidiyle de dünyayı tehdit etti. Biz hiçbir zaman bunun olmasına müsaade etmeyeceğiz. Geçtiğimiz hafta kararlı adımlar aldık ve büyük bir teröristin Amerikalıların hayatını tehdit altına sokmasını engelledik ve benim görüşüme göre dünyadaki en önemli terörist olan Kasım Süleymani ortadan kaldırıldı. Kendisi birçok çirkin olayın altında imzası bulunmaktaydı. Hizbullah'ın girişimlerinde de sivilleri hedef almıştı. Kanlı iç savaşları tüm bölge içerisinde müdahil oldu ve binlerce Amerikalı birliğin hedef aldığı yollarına patlayıcılar döşedi ve birçoğunun hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yakın zamandaki saldırılarda da aynı şekilde 4 görevli yaralandı ve bir Amerikalı hayatını kaybetti. Ve Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırı gerçekleştirildi. Yakın bir zaman içerisinde yine bir saldırı planlamıştı fakat kendisini durdurmayı başardık. Süleymani'nin elleri hem Amerikalıların hem İranlıların kanıyla kirlenmişti. Çok daha uzun zaman önce ortadan kaldırılmalıydı ve bu eylemle birlikte biz sağlam bir mesaj gönderdik. Kendi hayatınıza değer veriyorsanız bizim insanlarımızın hayatını tehdit altına atmazsınız. Amerika Birleşik Devletleri derhal ekonomik yaptırımları İran rejimine uygulayacaktır. Ve bu güçlü ekonomik yaptırımlar İran davranışlarını değiştirmediği müddetçe devam edecektir. Geçtiğimiz aylarda uluslararası deniz alanında İran iki Amerika insansız hava uçağını indirdi. Suudi Arabistan gemisini hedef aldı ve 2013 yılında imzalanmış olan anlaşma sonrasında 150 milyar doları nakit olarak ödediler. Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etmeleri gerekirken ABD'ye ölüm sloganlarını dile getirdiler. Ve İran sonrasında anlaşmadan gelen parayla birlikte Yemen'de, Suriye'de cehennemi ve Lübnan'da, Afganistan'da cehennemi oluşturdu. Aynı şekilde Irak'ta. Dün akşam attıkları füzeler üstlerimizi hedef aldı ve yakın bir zaman içerisinde 1500 kişi de aynı şekilde birçok gösteride kendi vatandaşlarını hedef aldılar. Tüm İran'daki gösterilerde kendi vatandaşlarını hedef aldılar. Ve yakın bir zaman içerisinde program son bulacak ve nükleer programını ve nükleer hedeflerinden İran'ı vazgeçmeli ve terörizmi de desteklemeye son vermeli. Artık Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin için bu gerçeği tanıma vakti geldi.
İran anlaşmasının kalıntılarını geride bırakmalılar ve hep birlikte çalışıp İran'la bir anlaşmaya varmalıyız ve dünyayı daha güvenli, daha barışçıl bir yer haline getirmeliyiz. Böyle bir anlaşmayla İran'ın daha refah bir şekilde yaşamasını da ve potansiyeline de kavuşmasını da sağlamalıyız. İran muntazam bir ülke olabilir, barış ve istikrar olabilir. Fakat İran şiddeti desteklemeye, savaş tehditleriyle yaşamaya devam ettiği müddetçe istikrar ve barış gelemez. Böylece bir İran rejimine güçlü bir mesaj verildi. Terör kampanyalarınız kesinlikle bundan sonra tolere edilmeyecektir. Ve daha ileriye gidilmesine izin verilmeyecektir. Bugün ise NATO'dan şunu isteyeceğim. Çok daha fazla Orta Doğu'daki süreçte yer almalarını isteyeceğim. Son 3 yıl içerisinde benim liderliğim altında ekonomimiz hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü bir durumda. Enerji bağımsızlığımız var. Bu tarihsel başarılar bizim stratejik önceliklerimizi de belirlemektedir. Hiç kimse bunu gerçekleştiremezdi ve Orta Doğu'daki seçenekler artık mevcuttu. Dünyanın herhangi bir bölgesinde birinci sıradaki doğalgaz ve petrol üreticisiyiz, bağımsızız ve Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok. Amerika askerleri ve ordusu 2,5 trilyon dolar harcanarak yeniden yapılandırıldı. Füzelerimiz büyük, güçlü, etkin, hızlı ve hipersonik füzelerimiz de imalat aşamasında. Tabii ki son derece başarılı teçhizatlarımızın ve mühimmatlarımızın olması bunları kullanacağımız anlamına gelmez. Bunları kullanmak istemiyoruz. Amerika'nın askeri ve ekonomik gücü en iyi caydırıcı önlemdir. 3 ay önce IŞİD'i %100 olarak ortadan kaldırdıktan sonra IŞİD'in el-Bagdadi liderini öldürdük. Kendisi de Hristiyanların, Müslümanların ve yoluna çıkan herkesin ölümünden sorumlu birisiydi. Bir canavardı kendisi el-Bagdadi. Yeniden IŞİD'in halifeliğini ortaya çıkarmaya çalıştı. On binlerce IŞİD savaşçısı benim yönetim boyunca öldürüldü veya hapsedildi. IŞİD'in ortadan kaldırılması İran için olumlu bir şey ve birlikte çalışıp, bu konuda birlikte çalışıp ve diğer ortak önceliklerimizde de konusunda da birlikte çalışmalıyız. Son olarak İran halkına ve liderlerine şunu söylemek istiyoruz. Sizin bir geleceğinizin ve başarılı bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. Ülkenizde refah ve uyumun olduğu bir geleceğinizin olması, dünya ile uyumlu ve barış içerisinde olmanızı istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri barışı isteyen her tarafla barışı sağlamaya hazır. Teşekkür etmek istiyorum size ve Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni ve vatandaşlarını korusun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump merakla beklenen açıklamasını yaptı. Planlanandan yaklaşık yarım saat geç kameralarının karşısına geçti. Arkasında hep üst düzey askerler vardı. Bu da dikkat çeken bir detaydı. Süleymaniye düzenlenen suikastten bahsetti. Trump Süleymaniye terörist olarak niteledi ve daha önce öldürülmesi gerekiyordu ifadesini kullandı. İran'ın Amerikan üslerine düzenlediği saldırılara değindi. Erken uyarı sistemleri sayesinde bu saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini ve yaralanmadığını duyurdu. İran'a hedef alan açıklamalarda bulundu. İran'ın savaş pozisyonundan geri çekildiğini ve bunun da iyi bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Trump, ağır ekonomik yaptırımlarla İran'a yanıt verileceğinin altını çizdi. Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamasından öne çıkan bazı başlıklar bu şekildeydi. Devam edelim.